Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ömer Hocam, bu sure bütün bir varlığı, bütün bir evreni, bütün bir kozmozu doğru ve sağlıklı okumayı, enine boyuna derinlemesine analiz etmeyi öngören, varlığı okuyan ve okutan bir sure olarak karşımıza çıkıyor. En belirgin özelliği bu. Evet hocam. İlk emri bütün bir insanlığa, sevgili peygamberimizin şahsında bütün bir insanlığa oku diye başlayan, oku startını veren mübarek bir sure ve Mekki bir sure, sizin de değindiğiniz üzere. Gerçekten bu mübarek dinin, bu İslam dininin böyle bir özelliği var. İlk emri oku. Evet hocam. İkra diye başlıyor. Malum zaten surede ismini ikinci ayette geçen alak kelimesinden alıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halk eden, yaratan Rabbinin adıyla oku. Tabi sevgili peygamberimizin Hira Dağı'na gittiği, orada Hira Mağarası'na, daha doğrusu Hira Mağara'nın ismi malum. Evet. Değil mi? Zaten o mübarek sure orada indiği için, ilk vahiy orada geldiği için Cebelün Nur deniliyor, Nur Dağı evet. diye. Hira Dağı'na çekiliyordu ve orada işte kendi o zamanki Hanif dininin evet. birikimlerine göre ibadet ediyordu. Evet. Henüz Rabbimize. Peygamberlikle görevlendirilmemişti değil mi hocam? Peygamberlikle görevlendirilmemiş. Tahannüs deniyor değil mi sanırım evet. o ibadet şekline. Yani muhtemelen şer'u men kablena dediğimiz bizden evet. öncekilerin yasası, bizden Hı-hı. öncekilerin şeriatine göre Hı-hı. o deforma olmamış vahyin birikimlerine, değerlerine göre Hazreti İbrahim geleneğine Hazreti göre Hazreti İbrahim değil geleneğine mi hocam? Göre, Hanif geleneğine göre iyi evet. dediniz. İbadet-i taatla meşguldü. Ve zaten kendisine de yalnızlık sevdirilmişti. Evet. Rivayetlerde geçiyor evet. ya. Yalnızlık ona sevdirildi diye. Ve Hatice-tül Kübra anamız radıyallahu anha, müminlerin annesi, o mübarek kadın peygamberimizin azığını hazırlardı. Onun çıkınına bir şeyler koyardı. Ve yanına alır ve dağa çıkardı. Bu normal bir şey mi hocam? Yani bir insanın içinde bulunduğu evet. toplumu terk etmesi. Evet, dağa hatta çıkması. Hatta Resulullah Efendimiz açısından düşünecek olursak Hazreti Hatice annemizi en sevdiği varlık dünyada değil mi? İlk hanımı evet. Onu terk edip de evet. onu Mekke'de bırakıp da evet. bir dağa çekilmesi, işte evet. Cebelur Rahme'ye çekilmesi. Aslında normal bir davranış bu normal değil. Bir şey değil hocam. Dediğiniz değil gibi. Aynen. Onu acaba o oraya yalnız, çeken, cezbeden yalnızlığa götüren şey neydi tabii, hocam? Orada manevi bir işte cazibe alanı evet. var. O bir manyetik alana girmiş peygamberimiz. Evet. Ben hep söylerim. Yüce Rabbimiz onu Hatemül Enbiya olarak, nebilerin sonuncusu, peygamberlik silsilesini, peygamberlik defterini düren, mühürleyen son evet. nebi olarak göndereceği için adeta ilahi irade, ilahi kudret onu bir tür kampa alıyordu. Evet. Peygamberlik öncesi Rabbim onu adeta peygamberliğe hazırlıyordu. Zaten dağın da özelliği odur Ömer Hocam, bilirsiniz. Yani Hazreti Musa'nın Tur Dağı vardır değil evet. mi? Tur'a çıkmıştır. Tevrat orada verildi kendisine. Hazreti İsa'ya Zeytin Dağı'nda gene aynı şekilde vahiy gelmişti. Yani dağların böyle bir gizemliliği var. Evet. Sanki biraz toplumdan tecerrüt ederek adeta Rabbi ile baş başa kalarak ve kendi benini keşfederek oradan içerisinden çıktığı, o inzivaya çekildiği topluma farklı bir zaviyeden bakıyor. Farklı bir mercekten bakıyor. Dolayısıyla adeta orada varlığı yeniden bir temaşa ediyor. Evet. Kendisine öyle bir ilahi birikim, öyle bir ilahi kazanım veriliyor ki evet. artık o insanın o dağdan varlığa bakışı, oradan varlığı mütala ve mülahaza edişi
çok farklı mecralardan akıyor. Evet. Yani o içinde bulunduğu toplumu dışarıdan seyrederken, evet, muhtemelen içindeyken belki göremediği, belki muttali olamadığı şeyleri oradan görüyor, oradan müşahede ediyor. Ve daha bir mütenebbih, daha bir müteyakkız, daha bir uyanık duruma geçiyor ve adeta manevi bir şekilde alarme oluyor. Evet.